Hayır canım. Övünüş madalyalarının takdim edilmesi. Sayın Bakanım ve değerli konuklar, Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında... Onlar her gün, her an bizimle beraberler. Ruhaniyetleriyle beraber bizimle beraberler. Dualarıyla beraber bizimle beraberler. Bu ülke için, Allah rızası için, bu vatan için, bayrak için yaptığımız her çalışmanın yanında onların duası var. Allah'ım tekrar bizi dirilt, tekrar şehit olayım. Tekrar bizi dirilt, tekrar şehit olayım diye Allah'a dua ediyorlar. Dolayısıyla Allah onlardan razı olsun. Yakınları olarak sizler ne kadar bundan gurur duysanız, övünç duysanız azdır. Şehitlik makamı makamların en yücesidir. Hiç kimseye nasip olmayacak bir makamdır. Ve ebedi hayatta sizlerle beraber olacak, sizleri ebediyen cennetine koyacak bir makamdır. Bunun için hakikaten sahip olduğunuz bu şehit yakınlığı hakikaten çok değerlidir, çok yücedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle sizlere selamlarını getirdim. Şehitlerimize, gazilerimize olan onun düşkünlüğünü hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Bizler onun talimatlarıyla sizlerin emrindeyiz. Sizler ne emrederseniz başımızın üzerinedir. Yine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da selamlarını getirdim. Bakanımız da gece gündüz demeden bizleri çalıştırıp sizlerin emirlerine matuf bir şekilde gayret ettiriyor. Gece gündüz çalıştırıyor. Ve tek düşüncemiz var, tek hedefimiz var. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve layık olmak. Bu vatanı şehitlerin kanı bize, bu toprakları şehitlerin kanı bize vatan etti. Rabbim mahşer günü onların şehadetini bizlere nasip eylesin. Sizler bu vatanın, bu ülkenin 85 milyonun emanetisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın bütün talimatları bize, şehit ailelerine sahip çıkılması, bu konuda da derneklerimiz de sağ olsunlar oldukça yakından ilgileniyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sayın Bakan.